İyi günler, sağlıklı günler diliyorum sevgili DRT izleyicileri. Güncel sağlık programımızla birlikteyiz. Bugün kanser taramalarını, kanserde erken tanıyı, bunun için neler yaptığımızı konuşacağız. Gelecek hafta kanser haftası, basın yayın vasıtasıyla uzmanları sizlere bilgilendirme konusunda yoğun bir çaba içinde olacaklar. Biz haftayı bir hafta erken başlatmış olalım. Stüdyo konuğum Gamze Gökoz Doğu. Pamukkale Üniversitesi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başkanı. Hoş geldiniz Teşekkür Gamze ederim, Hanım. hoş bulduk. İzleyicilerimiz sizi bir kısaca tanısınlar önce. Evet, 73, Denizli doğumluyum ama aslen Çamelliyim. Ege Üniversitesi, ardından Göztepe, ardından Kayseri, bayağı bir yer dolaştıktan sonra en sonunda kendi memleketime döndüm. Pamukkale Üniversitesi'ndeyim. 2010 yılından beri buradayım. 2012'de doçent oldum. Bu yıl Şubat ayında da profesör oldum. Halen Yeni profesörsün. Sizi tebrik evet. ediyoruz. Teşekkür Seyircilerimiz de tebrik ederim. eder eminim. Çok sağ olun. Teşekkür Peki. ederim. Hizmetleriniz profesör olarak devam edecek. Onkoloji İnşallah. bölümünde. Şimdi ben öncelikle onkoloji, tıbbi onkoloji denilince ne anlaşılması gerekiyor? Çünkü kanserle uğraşan birçok disiplin var. Ben de Evet. uğraşıyorum mesela kulak burun boğaz olarak ama sizin ayırt edici özelliğiniz ya da tanımınız nedir? Tıbbi onkoloji kanserin takip ve tedavisini yapan bölümdür. İlaç tedavisi daha çok hani cerrahi tedavisi değil ama ilaç tedavisi ve takibini yapan dahiliyenin üzerine üst ihtisasta Genel dahiliyenin evet üstüne. genel dahiliyenin üzerine değişik dönemlerde 2 veya 3 yıl ekstradan üst ihtisas yaptıktan sonra bize verilen bir ünvan. İlaçlarla ilgileniyoruz temel olarak ve hastaların verdiği yanıtlara göre takip ve tedavisini yapıyoruz. Oldukça yoğun ve güncel bilgileri de çok detaylı bir şekilde takip etmeyi gerektiren bir dal. Çünkü şu anda onkoloji o kadar dinamik ve o kadar gelişmeye açık bir bölüm ki özellikle kişiselleştirilmiş tedavi, immünoterapi son dönemin güncel konuları. O yüzden sayı olarak ülkemizde tıbbi onkolog sayısı az. Yani bir Avrupa ülkesine göre ya da gelişmiş ülkelere göre. O yüzden biraz daha sayının artması ve çünkü kanser oldukça artan son dönemlerde de sayıca da çok artış gösteren bir hastalık. Artıp tıbbi onkolog sayısının artıp hastalarımıza daha iyi hizmet verir durumda olmamız Ama gerekiyor. bizim bilim dalımız, onkoloji bilim dalımız bu konuda şanslı. Bildiğim kadarıyla ekibimiz iyi. Yani 4 kişi miyiz? Şu anda 3 kişiyiz. 2 de fellow'umuz var. Bir fellow'umuz daha gelecek. Artı tabii dahiliyenin içinde olduğumuz için biz bilim dalı olduğumuz için dahiliye asistanları da bize destek veriyor. Ama artık merkez konumunda olduğumuz için gerçekten yetmiyor. Çünkü çevreden de çok fazla hasta talebi var. Çok büyük bir hastane yapılsa herhalde onu bile Dolar çok kısa taşar. sürede Şimdi bu doldururuz. onkoloji tabii tıbbi onkoloji sadece onkolojik hastalıklarla ilgili başlı Evet. başına. Bir de radyasyon onkolojisi var. O ışın Evet. tedavisi. Onlar da bununla ilgili. Bir de hematoloji onkoloji var galiba. Kan O şu hastalıkları. anda çok fazla hematoloji ayrı bir bilim dalı. Bilim Kan dalı. Yani hastalıkları onlar da ilgileniyor. kan hastalıklarıyla aslında genel Kan ve olarak lenf sadece değil mi? diyebiliriz. Onlarla Evet. ilgileniyorlar. Sizin alanınız işte ben mesela sizinle bir KBB hekimi olarak işte her pazartesi konsey yapıyoruz. Vakalarımızı birlikte değerlendiriyoruz. Bizim vakalarımız tabii ki. Ama biz sizinle olan münasebetimiz bizim vakalarımızla sınırlı. Ve genellikle de işte biraz da biz tedavi ettikten sonraya kalıyor iş. Hani Aslında daha no, önceden olması öncesinde evet gerekiyor. Evet. öncesinden ziyade bizim branşımıza özel belki de bu Evet. biraz cerrahi daha ağırlıklı oluyor ama sizin doğrudan tanı koyan ve doğrudan tedavi eden hastalıklarınız var, değil mi? Yani başka branşlara bağımlı olmayan.
Doğrudan size müracaatlar, poliklinik müracaatları Tanı şeklinde falan. olmadan olmuyor hocam. Biz tanı konduktan sonra ancak devralıp yetişebiliyoruz bu O zaman durumda. tedaviyle başlıyor. Tedavi, evet. Biz daha çok tedavi kısmı ile ilgileniyoruz. Ama bizim de dediğiniz gibi sizin dışınızda diğer disiplinlerle de konseylerimiz var. Yıllardır devam eden bir toraks konseyimiz var. Onun dışında kolorektal kanserlerle ilgili konseyimiz var. Onun dışında kadın hastalıkları doğumla konseyimiz. Yani hemen her branşla bizim konseyimiz var. Çünkü onkoloji konsey demek aslında. Bir hastanın tedavisinin multidisipliner olarak planlanıp ona göre tedavi edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Yani hastaya göre karar vermek gereken çok durum var çünkü. Yani hiçbir şey kitaplarda ya da kılavuzlarda belirtildiği gibi motomot değil hiçbir zaman. Bazı hastaların özel durumları, özel komorbiditeleri yani yandaş hastalıkları veya özel durumları yani çok farklı şekilde davranmayı Şimdi bunlar gerektirebiliyor. tabii tanı konulmuş Evet. hastalar ve birlikte multidisipliner dediğiniz gibi patoloji oluyor, siz oluyorsunuz, kulak burun boğaz oluyor, radyoloji oluyor, radyasyon onkoloğu oluyor falan, birlikte bir karar veriyoruz. Şimdi bu hastaya ne yapalım diye. Ama hastalık oluşmadan önce, yani bugün konumuz biraz da gelecek haftanın kanser haftası olması nedeniyle hastalık oluşmadan demeyelim de hastalığı erken tanımak için, yani böyle biraz alıp başına gitmiş olmaması için tarama programları var. Bu Evet. tarama programlarını bir yerde sizler yönetiyorsunuz. Bizlerden Evet. ziyade biz erken tanı için uyarılar yapıyoruz da, mesela bir ses kısıklığı, aman ciddiye alın, gelin hemen muayene edelim, çok basit bir muayenesi var diyoruz, ama bu tarama programları deyince ne anlamamız gerekiyor? Şöyle şu anda Sağlık Bakanlığı'nın KETEM aracılığıyla sürdürdüğü tarama programları var, yaygın olarak kullanılan. Onun dışında üniversitelerde de üniversiteler bazında tarama yapılan poliklinikler var. Mesela bizde meme polikliniği var. Meme kanseriyle ilgili tarama yapılan. Şu an için günümüzde bizim kılavuzlarımıza göre önerilen tarama sonucunda, tarama yapıldığında sağ kalım avantajı olduğu gösterilen ve tarama önerisinde bulunan 5 kanser var. Temel olarak kolorektal, prostat, meme, serviks yani rahim ağzı kanserleri. Bir de son dönemde özellikle ağır sigara içiciler için önerilen akciğer kanserleri de bu taramaya girmiş durumda. Yani çeşitli polikliniklerde çeşitli aralıklarla yapılmasını öneren kılavuzlarımız var bizim. Hastaların özellikle erken dönemde teşhis edildiğinde kür şansı ve uzun dönemli sağ kalım şansı olabildiği için bu 5 kanser özellikle önemli şu aşamada. Erken tanı programlarını buna göre yönlendirmek gerekiyor. Şimdi tarama deyince benim aklıma, seyircilerin de aklına mutlaka o geliyordur. Yani şöyle bir kan tetkiki verelim veya bir görüntüleme yöntemi kullanalım. Ne varsa Hayır. ortaya koyalım, anlaşılıyor. Ama sizin Evet. söylediğiniz işte prostattı, memeydi, kolorektaldı. Bunlar muayeneyi gerektiren şeyler. Yani sonuç Aynen. olarak, yani bir hekimle teması gerektiren şeyler, değil mi? Aynen. Aynen. Yani tarama Örneğin, deyince muayene var işin içinde. evet. Hastalık belirti vermeden önce teşhis edilmesi aslında taramanın tanımı bu. Örneğin meme kanserinde mamografi ile vakaların 1/3 neredeyse erken dönemde klinik olarak teşhis edilmeden tespit edilebilmiş. Yani bu işte taramadır. Hiçbir bulgu vermeden, hiçbir hastada klinik rahatsızlık oluşturmadan biz bu hastaları teşhis ediyorsak bunun adı taramadır. Peki şimdi meme özelinde konuşacak olursak, meme kanserleri özelinde bunun bir tarama yaşı ve sıklığı olması lazım. Yani kaç Evet. yaşında başlayacağız, hangi sıklıkta yapacağız? Şimdi şöyle 20 yaşından itibaren ayda bir kendi kendine muayene rutin. Bu mutlaka öneriliyor. Özellikle adet gören bayanlar için erken dönemde adetin 5 ila 7. günlerinde her ay 20-40 yaşlarında sonrasında da 3 yılda bir her ayda çok pardon Her ay her muayene ay yapıyoruz. muayene kendi kendine muayene mutlaka öneriliyor. 1 ila 3 yılda bir de klinik muayene.
Yani klinik muayene Dede dediğimiz doktor muayenesi. hekim muayenesi. Aynen öyle. 3 yılda bir. Şeyi söylediniz. 40 yaşına kadar. 40 Mamografiyi. yaşında da 40 yaşında da mamografi. Yılda bir. Bu 40 yaşından erkene çekilen hasta grupları var tabii ki. Tabii Ailesinde ki. olan. Daha önceki dönemde radyoterapi diyelim ki lenfoma veya başka bir nedenle toraksa radyoterapi aldıysa, aile öyküsü varsa, özellikle genetik sendromlar varsa bu tür durumlarda daha erken dönemde çekilmesi gerekiyor. Yani taramanın daha önce 25'li yaşlarda mamografinin başlaması peki biraz gerekiyor. Ağırlı bir işlem bildiğim kadarıyla. Ultrason bu işi ne kadar şey yapabiliyor, ikame edebiliyor? Yani ultrason yaptırmak şey olur mu yerine, yoksa Hayır. mamografi altın İkisi standart değil mi? altın standart mamografi, ikisi birbirini tamamlıyor. Tamamlıyor. Ama şöyle bir şey var. Şu anda dijital mamografi erken dönemde, premenopozal dönemde, yani menopoza girmemiş hastalarda, 50 yaşın altında ve dens memelerde, yoğun içerikli memelerde özellikle dijital mamografi öneriliyor. Analog mamografiye göre daha üstün. Artı tomosentez geldi şu anda. Bizim merkezimizde de var. 3 boyutlu değerlendirme sistemi. Bu da normal mamografiye göre oldukça üstün ve daha az ağrılı bir işlem. Daha Normale az göre. ağrılı. Daha az Burası ağrılı. önemli. Evet, hasta, evet, bayanlar için Evet, özellikle. doğru. İyi, güzel. 3 yılda bir. Yani bunu yaptırmak lazım. Peki geçelim, biraz spesifik gidecek olursak organa özel. Prostatta peki bu yaş ve sıklık nasıl? Prostat biraz tartışmalı ama genel olarak önerilen 40 yaşında bir muayene ile PSA testi. Eğer bu birin altındaysa 5 yıl, 45 yaşında bunun tekrarı, sonra 50 yıldan sonra, 50 yaşından sonra yıllık. Ama birin üzerinde ise o zaman yıllık takip almak gerekiyor hastayı. Yani hem muayene hem de Birinin üstünde PSA. altında dediniz PSA değil mi? PSA değeri, Prostat nanogram değeri. spesifik antijen Aynen bakılıyor öyle. kandan. Evet. Takip açısından ve tanı açısından bizim için önemli olan markerlardan bir tanesi PSA. Onun dışında diğer markerların tanı da bizim açımızdan primer malignite tespit edilmeden bir anlamı yok. Yani rutinde direkt hepsine kanser markeri deyip istemenin hiçbir esprisi yok. Normal popülasyonda da yüksek çıkabiliyor çünkü. Ben de yüksek onlardan bir tanesi. 5 yıldır yüksek. Hani CA denilen işte karsinoembriyojenik antijenim yüksek. Evet. Bununla ilgili tabii şeyde endoskopide oldum yani bir şekilde. Bir şey çıkmadı ama o yükseklik devam ediyor. Söylediğiniz gibi o yöntemle bir şey var demek mümkün değil. Yok Mümkün değil. demek Mümkün mümkün değil. değil. Muayene Evet. eşliğinde yapılması Aynen öyle. gerekiyor. Tespit Peki bu edildiğinde şimdi 40 yaş yüksekse. iki her iki hastalıkta da prostatta memeydi. Peki kolorektal olanlarda yine Onlarda da aile öyküsünün olup olmaması yine değil mi? Çok önemli. önemli. Normal genel popülasyonda önerilen 50 yaş. 50. 50 yaştan itibaren kolonoskopi. Bizim kılavuzlarda 10 yılda bir kolonoskopi yeterli diyor. Onun dışında bu imkan yoksa, örneğin yıllık gaytada gizli kan testiyle sigmoidoskopi yapılabilir. Bu da bir yöntem. Ama hani genel olarak bizim önereceğimiz 10 yılda bir mümkünse kolonoskopi, tüm kolonun taranması. Bunun dışında baryumlu grafiler veya diğer tetkiklerde yapılamadığı durumlarda kolonoskopinin Ama onlar çok önerilebilir. efektif Çok değil yani. efektif değil. Böyle temiz iş olsun, bir film çektireyim, bir tetkik yaptırayım diye bir şey yok. Yani Yok, hayır. hayatımıza ne kadar anlam ve değer verirsek o kadar anlam ve değer buluyoruz. Biraz zahmetine Aynen öyle. katlanılacak diye bakmak lazım. Bir de Evet. en büyük endişelerden biri mesela meme kanserinde, onu söylemeden geçmek istemiyorum. Radyasyon miktarıyla ilgili çok ciddi bilgi kirliliği var. Hani çok ciddi radyasyon alınıyor mamografiyle, problemli mamografi yaptırmak zararlı şeklinde. Ama şöyle bir yapılan çalışmalar ve klinik gözlemler göstermiş ki mamografiyle elde ettiğimiz fayda zararından çok daha iyi. Şöyle, örneğin 23 bin mamografi çekiminde bir hastada meme kanseri görülüyor. Ama 60 yaşında diyelim ki 23 bin mamografi çekildiğinde yaklaşık 200 hastada kanser tanınıyor. Yani kar zarar oranını düşünecek olursak oldukça mamografinin üstün olduğunu biliyoruz. Artı bir mamografi çekimiyle yaklaşık yarım saatlik bir uçak yolculuğundaki düşme ihtimaliyle aynı değerde meme kanseri olma riskiniz var.
O yüzden hani mamografinin mutlaka yapılması lazım. Şu anda toplumdaki bütün kadınlar önceden normal riskliler ve yüksek riskliler diye ayırıyorduk. Artık bütün kadınlar en az orta riskli meme kanseri için. Çok yaygın değil mi? Beşte Çok. bir filan mı? Yani bayağı En bir. son söylenen 8'de 1'di ama muhtemelen bu 6'da 1'i Yani tabii belirli bir düşmüş yaşın üstüne durumda. çıkınca diye kastediyorum 5'te 1 diye. Bizim toplumumuzda özellikle 40 yaş altı daha fazla, genç yaş grubunda da fazla görüyoruz. Avrupa'da her ne kadar hani tarama yaşını 50 yaş olarak gösterseler de ileri yaşta daha fazla görülüyor. Ama bizim toplumda Amerika gibi daha genç yaşta daha fazla Toplumdan görüyoruz. topluma da bu Çok değişiyor, çok evet. değişiyor. Hem hastalıkların sıklığı hem organ olarak hangisinde sık görüldüğü hep çok değişiyor. Aynen. Şimdi hasta geliyor öksürükle. Bakıyorsunuz sigara içicisi 1-2 paket içiyor günde. Diyorsunuz ki işte size bir akciğer tomografisi çektirelim. E şimdi hocam diyor bir ışın almasak diyor. Evet. Sigaradan da ışın alıyorlar diyor. Ya da katran her Evet. türlü şey. E Evet, o yarım ışın paket konusunda dediniz ya. sigarayla Evet. aynı değerde radyasyon Değil alıyor mi? Ya mamografiyle yarım paket düşünecek sigara olursanız. tomografi. Üstelik şimdi tomografi çok gelişti. Yani Evet. o kadar hızlı ki 5 dakikada bütün akciğer. 5 dakika sürmüyor ya. Yani yattı kalktı beş, artı çekim 5 dakika sürüyor neredeyse. Çok hızlı. Evet. Bu da şu anlama geliyor. Çok az radyasyon alınıyor. Yani çok hızlı taranıyor. Evet, 55 yaş üzerinde ve 30 paket yıldan fazla sigara yüküsü olan ağır içicilerde düşük doz radyasyon tetkikiyle yapılan tarama tomografisi öneriliyor şu aşamada tarama için. Tarama için bunu Evet, bunun öneriyoruz. sağ kalım Bunun açısından sıklığı ne önemli. kadar? Yılda bir. Yılda bir. Şu aşamada. Bayağı Yani sıkmış. röntgene göre yapılan çalışmada avantajlı olduğu gösterilmiş. Ama hastaya göre bu verifiye edilebilir tabii ki. Şu aşamada normal röntgene göre tomografinin kitleyi saptamada çok daha etkili olduğunu biliyoruz. Ve düşük dozlu radyo şeyle BT ile özellikle çok daha etkili düşük küçük kitleleri saptayabileceğimizi de biliyoruz. Yılda bir hani birinci yıl, ikinci yıl hadi neyse de biraz sık değil mi? Yani tümörün bir santimetreyi bulması için gerekli olan zaman aralığı diye bir şey var. Her kanser için aynı şey Değil. olmayabiliyor. Değil Yani mi? Doğru. bazen çok daha hızlı interval kanserler görebiliyoruz. Kısa sürede hızlı Orada progres belirleyici olabiliyor. olan sigara içiliyor olması Evet, ve ağır ciddi. içici olması değil mi? Aynen Ya öyle. yoksa işte geçen yıl Kesinlikle. iyiydi, bu sene de iyidir diyemezsiniz. Yani o altyapı devam ediyor. Bu Evet. şekilde. Doğru. Aynen öyle. Ve beşinci olarak da organ serviks dediniz herhalde Evet, değil mi? rahim Yani ağzı. tarama bir dördünü konuştuk. Rahim ağzı kanseri için de Evet. tarama. O tarama nasıl yapılıyor? Yine jinekolojik muayene eşliğinde Aynen herhalde. öyle. Şimdi önerilen 21 yaşından itibaren bütün kadınların tarama yapılması, özellikle 3 yılda bir pap testi, pap smear dediğimiz simir testi yapılıyor. 30 yaşında hem pap testi hem de HPV için kan testiyle bakılıyor. Eğer ikisi, yani ki buna kotest deniyor, ikili olduğu için bunda bir sorun yoksa ikisi de 5 yılda bir bu ikisinin tekrarlanması 65 yaşına kadar öneriliyor. Şu aşamadaki öneri konsensus bu şekilde. Özellikle aşıyla korunabilen tek kanser rahim ağzı kanseri olduğu için ve biz maalesef gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi rahim ağzı kanserini genelde ileri evrede ve neredeyse artık çaresiz durumdayken hastalar yaygın evrede gördüğümüz için aşının mutlaka programa alınmasını öneriyoruz. Şu anda bakanlık da bu konuda çalışmalar yapıyor ama henüz rutin programa alınmış değil. Özellikle Amerika'da hem kız hem erkek çocukları için 26 yaş öncesi ilk ilişkiden önce mutlaka yapılması özellikle 11-14 yaşında öneriliyor. HPV diye bağımlı enfeksiyonun zeminde olduğu bir kanser olduğu için bu aşı eradikasyonuyla %70 oranında önlenebiliyor çünkü. Yani bu çok önemli bir şey. HPV çok kısa açıklayacak olursak bir virüs ve Evet. sihir yapıyor yine seyircilerin anlayacağı şekliyle. Bu tabi Evet. genital organlarda veya başka yerde çıktığı zaman görünüyor ama bu bir şekilde iç
tarafta da çıkabiliyor. Servikste, rahimde olabiliyor. O gözden kaçıyor. Evet. Ve bu kanseröz, prekanseröz. Aynen. Yani kanserleşme eğilimi yüksek. Ama aşıyla aynı kızamıkçık, polio neyse yani virüslere karşı yapılan aşılama teknikleri ve yöntemleri burada da geçerli. Yani bunu evet. da bir şekilde bir taraftan önlemek, diğer taraftan da toplumdan eradike etmek mümkün diye Evet. söylüyorsunuz. Ve 11-14 yaş arası ideal ama 26 yaşından önce mutlaka, 24 mi 26 mı? 26 hocam. 26 yaşından önce Evet. mutlaka. Yani ilişkiden önce yapılması gerekiyor. Ve bir de iki aşımız var. HPV'nin 4 suçuna karşı etkili olan Gardasil. O hem kızlar hem de erkekler için öneriliyor. Bir de Cervarix var. O da sadece 2 suç. 16-18 için. O sadece kızlar için öneriliyor. 3 doz yapılıyor. Yani şu aşamada diyoruz ki güzel bir slogan var servis kanseriyle ilgili. Aşık olmadan önce aşı ol. Gerçekten özellikle bizim toplumumuz için bence çok geçerli. Mutlaka bütün kız çocuklarımızı aşılamamız gerekir diye düşünüyorum. Aşıyı nereden buluyorlar? Nasıl? Özel olarak eczanelerden temin edilebiliyor. Nasıl Onu yapılıyor? biliyorum. Nasıl bir aşı? Subkutan yapılıyor. Yani diğer aşılar gibi Cilt yapılıyor. altına yapılıyor. Aynen öyle. Tek doz mu? 3 doz. 3 doz yapılıyor. Ne kadar aralıklı acaba? Bir ay. 0-1-6 O şeklinde. şekilde. Rapeli Hepatit de aşıları yapılıyor. gibi Aynen öyle hocam. aşılama yapılıyor ve tabii aşı ne maliyeti ne olursa olsun hiçbir zaman tedavi maliyetleriyle kıyaslanmayacak kadar ucuz olacaktır. Devlet ödemiyor Kesinlikle. dedik ya, bunun bir önemi yok aslında. Aslında ödese iyi olur tabii. Çok iyi olur yani Yani böyle bir şey programda. için herhalde alırlar ya. Bu tür işler önce bir kamuoyu oluşturuluyor, arkasından Evet. geliyor diye düşünüyorum. Biz de Ser çok pardon sözünüzü kesiyorum. Farkındalık oluşturmak adına 4 Nisan'da serviks kanseriyle ilgili halka açık olarak üniversitemizde tıp fakültesi konferans salonunda bir panel yapıyoruz. Rahim ağzı kanseriyle ilgili farkındalık oluşturmak adına. Bunu da söylemiş olalım. 4 Haziran'da ne güne denk 4 geliyor? Nisan'da hocam. 4 pardon, önümüzdeki hafta ne Evet. güne denk geliyor? Çarşamba günü saat 1'de. Saat 1'de öğleden sonra panel Hatırlatalım. var. Aynen öyle. Servis kanseriyle ilgili farkındalık oluşturma adı altında bir panelimiz var. Çok güzel. Ya serviks şimdi şöyle anatomik olarak düşündüğümde nispeten bağımsız, tanısı kolay, tedavisi de mümkün bir hastalıkken, biraz evvel söze girerken söylediniz, oldukça ileri safhada geliyor vakalar diye. Maalesef, Halbuki maalesef. yani dediğim gibi çok kolay tanısı konulabilecek ve çok kolay tedavi edilebilecek, başlangıç olarak düşünürsek yani, bir Taramalar hastalık olduğu halde açısından, evet. hala bir şey, mahremiyet şeysi mi var, yoksa hani geçer meçer, ihmal? Evet, farkındalık da çok düşük. Mahremiyet olayı tabii ki var bence. Bir de Biraz farkındalık, enfeksiyona yorma falan, ya evet. mantar enfeksiyonları gibi mi düşünülüyor acaba? Yani bir ihmal. Hangi Bilemiyorum. yaş grubunda daha sık görülüyor? Servis kanseri. Evet. Genel olarak 40 yaşından sonra görülüyor. Nispeten de genç yaş grupta görülüyor aslında. 40-50 yaşlarında. Dediğim gibi bize geldiğinde maalesef genelde ileri evrede çok ciddi problemler ve ağrılarla uğraşmak zorunda kaldığımız bir dönemde geliyor hastalar. O yüzden hani aşı ve taramayla gerçekten çok iyi sonuçlar alınabilecekken bu şekliyle hastaların gelmesi çok üzücü. Evet. Peki bu şimdi 5 organı konuştuk biz. Fakat onun dışında da mesela bir tiroid için ne bileyim bir pankreas, karaciğer, dalak, bir sürü organ var yani. Evet. Şimdi onlarla ilgili de genel bir tarama şeysi var mı? Yani bir ultrason mesela çok şeyi ortaya koyabiliyor. Bir boyun ultrasonu yapıyorsunuz. Tür Evet. bezlerini, lenf bezlerini, tiroid bezlerini, içinde kistik nodüller, kalsifiye veya değil, ortaya konulabiliyor. Mesela bunlarla ilgili de işte check-up deniyor ya buna da birazcık Evet. yani. Bir tarama işi var mı, yoksa bu 5 organ hani onkolojinin konusu burada? Genel olarak bizim önerdiğimiz bunlar ama tabii ki bir ultrason belki hani tiroid açısından veya dermatolojik muayene melanoma açısından bunlar da yapılabilir. Ama hani kesin kılavuzlarda kesin öneri olarak henüz yok bunlar. Bizim en azından kendi kılavuzlarımızda yok. Daha çok tedavi odaklı olduğumuz için biz diğer bölümler belki bunları daha
mesela bir tiroid açısından endokrin, bir dermatolojide cilt tümörleri veya malinteleri, benleri, her neyse, nevusları açısından, takip açısından. Bunlar şu anda gündemde, daha sık görülüyorlar. Ama tedavi açısından bizim için önemli olan ve gerçekten sonuçları yüz güldürücü olabileceği için bu kanserlerin, bahsettiğim kanserlerin, özellikle bunları en azından yerleştirmemiz gerekiyor. Bu cilt kanserlerinin de nispeten sık görülebileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum, size geliyor mu? Çünkü bizim nesil, evet, hani bu yaş grubu artık 50 yaşı aşan, bir zamanlar güneşin faydalı olduğu, yanmanın faydalı olduğu bir dönem geçirdik. Yani böyle güneşin altında dolaştırılan bir zaman dilimi geçirdik. Yine bu nesil işte denizle ilk barışan, deniz tatilciliğe ilk gören diyelim. Böyle cilt yanıkları bol miktarda, diş macunu uğursurlen. Şimdi bunlar yavaş yavaş o zedelenmiş cilt üzerinde sorunlar çıkarıyordur diye geliyorum. O konuda, evet, da çok dikkatli olmak lazım herhalde, evet, izleyicilerimiz. Bu her türlü pullanma, renk değişikliği, döküntü. Özellikle nevuslarda, yani benlerde oluşan değişiklikler çok çok önemli. Renk değişikliği, sınır değişikliği, büyük büyüme, onlara çok dikkat etmeleri lazım. Genelde cilt kanserleri daha lokal tedavi ile kür olabilen kanserler. Hani bize biraz daha ileri evrede daha göz önünde olduğu için belki, değil mi? Belki de. Hani bize gelişleri biraz daha az, diğer tarama için bahsettiğim bu kanserler yanında. O yüzden tiroid kanserleri de öyle. Tamam, nispeten sık görülüyor ama cerrahiyle çoğunluğu kür olan, erken dönemde iyot tedavisiyle tedavi olabilen kanserler bize biraz daha geç dönemde, dirençli dönemde geliyor. Anaplastik olanlar veya iyoda direnç kazandığı dönemde geliyor. Diğer disiplinler daha ön planda olduğu için bizim onkolojide bu bahsettiğim kanserler taramada daha öne çıkıyor. Şimdi bu kanser hastalığının sıklığı bir taraftan gittikçe arttığı için, bir taraftan da teknolojik gelişimler, gen mühendisliği ile ilgili yapılan çalışmalar, işte gen haritaların çıkarılması, genetik çalışmalar, böyle kişiselleştirilmiş tıp diye bir kavramı ortaya çıkardı. Yani aynen, kişiye özel tedavi, kişiye özel takip gibi. Bunu da daha ziyade onkolojide ve onkolojik tedavide herhalde görüyoruz, değil mi? Diğer, evet, hastalıklardan ziyade. Birazcık çok az bilgi verebilir misiniz bu kişiselleştirilmiş tıpla ilgili? Şu anda tümör dokusundan veya kandaki tümör hücresi veya serbest DNA'dan mutasyonlar kişiye özgü, yani o tümörün mutasyonlarını tespit edip ona göre tedavi verilme safhasındayız artık. Yani bunu herkesin aynı özellikte görünen patolojik olarak kanserlerinin aynı olmadığını biliyoruz. Aynı evrede, aynı özellikte olsa bile mutasyon yükü ve özellikleri, agresifliği farklı. O yüzden bunların tedavi öncesi ve progresyon geliştiğinde, yanısızlık geliştiğinde mutasyonlarını tespit etmek adına çok ciddi çalışmalar var. Ama bunlar maalesef oldukça pahalı tetkikler. Ama muhtemelen yakın zamanda biz de üniversitemizde bu konuda mutasyon analizi yapabileceğimiz, genetik özelliklerini kişilerin çıkarabileceğimiz çalışmalar yürüteceğiz. Bu konuda özellikle kandaki tümör hücrelerini hedef alan mutasyonları değerlendireceğimiz çalışmalar yapacağız. Bunu planlıyoruz. Yani onkoloji neredeyse tamamen bu genetik özellikler ve kişilerin tümörlerinin farklılıklarını belirlemeye ve ona göre tedavi vermeye doğru gidiyor. Yani aynı özellikteki iki meme kanserinin aynı olmadığını artık biliyoruz. Ve bunları moleküler olarak sınıflandırıyoruz. Ama bunun dışında bir de o tümör hücresindeki genetik farklı mutasyonları bilip ona göre geliştirilen yeni ilaçları kullanma seçeneğimiz de var. Hastaya bunu sunmayı istiyoruz. Bu şu anda Türkiye'de de birkaç merkezde birkaç genle yapılıyor. Yurt dışında çok daha geniş profillerle yapılıyor. Ama oldukça pahalı bir teknik. Ama dediğim gibi onkoloji buna gidiyor. Klinik olarak biz de kanser hastalarında çok umutlu başlangıçlar yaptığımız, fakat
bizi aldatan veyahut da çok umutsuz olduğumuz işte hastalığın tanısı, evresi bakımından umutsuz konuştuğumuz hastaların yıllarca yaşadığına şahit Aynen. oluyoruz. Gerçekten tümör biyolojisi ve insanın savunma mekanizması Çok etkili. çok şaşırtıcı bir şekilde hareket edebiliyor. Yani Evet. beklemediğin şekilde hızlı, beklemediğin şekilde tamamıyla yavaş ilerleyen tümörler olabiliyor. Bunları birazcık öngörmek üzerine kurulu anladığım kadarıyla bu Evet. yapılan Son trend öyle. çalışmalar. Fakat buradan şöyle bir mesaj çıkmıyor tabii. Bu bütün hastalar için ve bütün kanserler için geçerlidir gibi. Evet. Bazen onkolojik tedavilerde de işte her hastalığın tedavisi farklı. Evresine göre de farklı, Evet. tanısına göre de farklı ve ona göre de ilaçları da farklı. Aynen. Yani bu öyle bakıldığı zamanlar iyi örnekleri de çok abartmamak lazım. Yani işte immünoterapi varmış diyor mesela hasta değil mi? Yani immün Evet. tedavi varmış diyor. Ben Ama o her olacağım diyor. hastada etkili olmuyor Ya işte işte. onun Bizim erken dönem erken erişim programı ile kullandığımız hastalarımız var immünoterapi. Yanıt veren ve çok uzun süredir yanıt aldığımız hastalarımız var ama başlangıçtan itibaren hiç yanıt elde edemediğimiz hastalarımız da var. Şimdi özellikle trend şu, hangi hastalar yanıt verecek? değil mi? Onu belirlemeye yönelik biyomarker bulabilir miyiz? Değil mi? Çünkü bunlar hem pahalı hem de aslında ciddi de yan etkisi olan tedaviler. Yani bunlar tamamen masum tedaviler değil. Ama yanıt görüldüğünde uzun süreli ve etkili yanıtlar görebildiğimiz tedaviler. O yüzden uygun hastalarda ve uygun markerlarla hangi hastaların buna yanıt vereceğini tespit edebilirsek onlara vermek çok daha etkili olacak, efektif olacak. O hasta için de çok daha iyi olacak. Ama sizi de force eden hastalar vardır. Şuna bakalım, buna bakalım. Şimdi internette her türlü bilgi Evet, mevcut. internet doktorluğu yapanlar da çok Değil fazla mi? maalesef. O Evet. hastaya yani sizin hastalığınız, tanınız öyle değil veyahut da yani size uygun değil şeklindeki bir anlatma süreciniz Evet. oluyordur. Bazen aynı şeyleri yaşıyoruz. Ama anlatıyoruz, hastanın tercihine bırakıyoruz. Sonuçta şu dönemde en son bakanlık birkaç immünoterapiyi birkaç endikasyonla ödedi mesela. Şu anda yeni gündeme geldi. Ödüyor. Ama onun dışında ödemediği Tabii alanlar bunların bir var. kısmı da deneysel safhada olduğu Tabii için ki onları henüz şey yapamıyoruz uluslararası kabul direkt. edilmiş ilaç ve uygulamalarının kabul etmediği henüz deneysel safhada olan çalışmalar bir kısmı da yani Aynen öyle. o nedenle Onları direkt hastalara kesinlikle öneremeyiz. Yani tabii. bazen hastalar kendileri bulup geliyorlar ama onların deneysel olduğunu, zaman gerektiğini, henüz onaylanma süreci olmadan onları kullanmanın birçok negatif yönleri olduğunu da anlatmak gerekiyor. Evet, tamamlamak adına söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Dedim soru ve Erken süre. tanı ve tarama çok önemli. Özellikle hastaların mutlaka bunlara önem göstermesi gerekiyor. Erken tanı ve tarama çok önemli. Lütfen tarama programlarına düzgün uyalım ve erken dönemde mümkün olduğu kadar düzenli bir şekilde taramalarımızı yaptıralım. Ben ne yapayım sorusunu yani kadın, erkek, yaş grubu farklı sorabilecekleri bir yer var mı? Ben ne yapayım yani ben ne yapayım da tarama yapmış olayım ya da yaptırmış Anladım. olayım yani şeklinde. Öncelikle Yoksa buradan aldıkları bilgiye çek mi? şu aşamada bu işi üstlenen keten merkezleri var Keten hocam. merkezleri tamam. Öncelikle veya Onlara üniversitelerin bir bizde. form veriyorlar mı yani işte yaşın şu, cinsiyetin bu olması Evet, nedeniyle şu bakanlığın sıklıkta şunlar diye. uyguladığı bir politika var. Tamam. Hani yaş olarak bizim Türkiye koşullarına göre uyguladığı ve tarama açısından şu anda 3 kanser var onların programında olan. Tamam. Ama onun dışında üniversitede bizim kadın doğum ve meme cerrahi polikliniklerine başvurabilirler. Bu şey açısından tarama için. Onu Tamam. da söylemiş olalım. Ve panelimize de herkesi bekleriz. Onu da söyleyeyim. Çarşamba mı demiştiniz? Çarşambaydı Saat hocam. 1'de Evet. Kongre Kültür Merkezi Pamukkale Dekanlıktaki. Dekanlıktaki ha, Tıp Evet. Fakültesinde. Tıp Fakültesinde. Evet. Peki. Evet sevgili izleyiciler, kanser taramasını konuştuk. Özellikle 5 organda. Akciğer, prostat, serviks, Kolon. meme, kolon. Bunun önemli olduğunu, erken tanının çok şey değiştirdiğini paylaşmış olduk. Pamukkale Üniversitesi'nin
özellikle kişiselleştirilmiş tıp açısından yapılan tetkiklerin, mutasyon analizlerinin bir kısmının yapıldığını, bir kısmının da yapılmak üzere olduğunu, yani ilimizde hakikaten bölgemize hitap eden çok iyi bir altyapının oluştuğunu ve oluşturulmaya da devam edildiğini de görmüş olduk. Ben sizlere iyi ve sağlıklı günler diliyorum. Başka bir konu ve konukta görüşmek üzere. Hoşça kalın.